Burç'a hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni bir programla karşınızdayız. Gamuç'ta bu hafta sosyal medyada da duyurduğumuz gibi Avrupa'daki neonazi örgütleri, aşırı sağı ve geleceğini konuşacağız. Ukrayna Savaşı süresince Avrupa'dan gelen mesajları da biraz yorumlamış olacağız. Avrupa'daki antisemit organizasyonları ve onların içinde bulunduğu partileri, siyasi oluşumları da konuşacağız. Duyurmuştum, Pınar Kılavuz tekrar konuğumuz olacak, sosyolog. Daha önce de kendisiyle Gamuç'ta program yapmıştık. Bu arada Periscope'da, Medyascope'daki programını izlemeyi unutmayın diyerekten burada da ona bir atıfta bulunayım. Ama gelin isterseniz bu hafta biraz neler oldu bu konuda, nasıl bu ırkçı söylem yükselirken Avrupa'dan, Amerika'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden neler geliyordu, onları nasıl mesajlar geliyordu, biraz onları özetleyeyim size. Öncelikle görmüşsünüzdür Ukrayna'daki trenlerden gelen Polonya'ya ve diğer ülkelere, diğer komşu ülkelere geçmek isteyenlerin engellendiği videoları gördük. Onların arasında Afrikalıların engellendiğini gördük, siyah tenlilerin engellendiğini gördük, kötü muameleye muameleyle karşılaştıklarını gördük. Ayrıca biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna'ya işgalindeki sürekli olarak kullandığı bir koz ve söylemde Ukrayna'nın neonazi olduğu yöndeki söylemleriydi. Bu konuda Rusya medyasından çokça Ukraynalı askerlerin dövmelerinin paylaşıldığı, ancak bunun da tabii ki iki taraflı olarak çok da aslında teyit edilemediği bir durum oldu. Tabii Ukrayna özelinde propaganda araçları hem Avrupa tarafından, hem NATO tarafından, hem Rusya tarafından çift taraflı olarak çalışıyor. Ancak bölge ülkelerinde ve Avrupa'da da bu süre içerisinde aşırı sağ çokça konuşulur oldu. Bu konuda gelen tepkilerin de bir anlamda insan haklarına herhangi bir şekilde, insan haklarının dünyadaki savunucusu olan Avrupa'da, Batı'da çok da aslında ileri bir seviyede olmadığını da biraz gösteriyor bize. Bugün en azından ben içinde bulunduğum ülkeden söyleyebilirim ki Belçika'da marketlerde Rus vodkasının yasaklanması, Rus öğrencilerin vizelerinin yenilenmeyeceğinin, üniversitelerde oturumlarının yenilenmeyeceğinin açıklanması, bunlar aslında kutuplaşmayı kışkırtan şeyler. Birkaç sosyal medya tweetinde, paylaşımında da söylemiştim. Liderler ülkeleri yönetirler ama ülkenin halkına mal edilemezler. Yani Putin Rusya değildir. Rus öğrencilerin buradaki günahını, Putin'in lider olarak yaptığı hataların günahını Rus halkına yükleyip Avrupa'da buna ceza kesmek çok tehlikeli. Şimdi böyle ufak bir özet yaptıktan sonra konuğuma geçeyim. Sosyolog Pınar Kılavuz. Pınar, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle teşekkür ederim yayına katıldığın için ve senle bir anlamda aslında denk geldi bu konuyu gündeme getirmemiz. Çünkü Fransa'da seçimler yaklaşıyor. Daha önce seninle konuştuğumuzda, antisemitizm konuştuğumuzda Zemmour'u gündeme getirmiştik ama şu anda daha da böyle seçime doğru ilerlerken sanki dozu da yükselecek bu iki taraftan gelen açıklamaların. Ben bugün görüyordum yine Le Pen'in işte seçimle ilgili açıklamaları vesaire çokça konuşuluyordu. İstersen şuradan başlayalım. Öncelikle sana sorayım. Nereden başlayalım? O kadar geniş bir konu ki. Evet, gerçekten. Yani aslında birazcık hem seçimleri konuşabiliriz hem senin bu girizgahta yaptığın dövme konusu çok ilginç. Çünkü programa çalışırken Fransız ordusundaki neo-nazi ideolojisini benimsemiş askerlerin sosyal medya paylaşımları ve dövmeleriyle ilgili makale okuyordum tam yayına başlamadan önce. Ve bu konuları seninle konuşmak benim açımdan da çok faydalı. Zaten hem tez konum olduğu için hem Fransa hem seçimler dediğin gibi. İstersen seçimlerden başlayalım. Radikal sağ ne durumda? Son anketler neyi gösteriyor ve bu Ukrayna meselesine radikal sağın verdiği tepkilerden başlayabiliriz yani. Sen de o zaman seçimlerden başlayalım. Çok az kaldı seçimlere. Dolayısıyla burada nasıl bir şey bekliyoruz? Şimdi Macron'un bu son çıkışının aslında kendisine biraz daha puan toplamak için olduğu söyleniyor. Ama çok da aslında puan toplayamıyor. Putin'le 3-4 kere telefonla konuşmasına rağmen çok bir gelişme de sağlanamadı. Bunların etkisi neler oluyor orada? Tabii aslında Macron için durum
beklenilenden de kritik. Avrupa Birliği dönem başkanlığı yaptığı için şu an Fransa, Macron birazcık Avrupa Birliği'nin büyük abisi konumunda ve arabuluculuk yapmak zorunda. Sanki Avrupa Birliği'nin bir nevi sözcüsü de diyebiliriz kendisi için. Putin'le olan ilişkisi eleştiriliyor, Fransız iç siyasetinde de eleştiriliyor. Putin'in Macron'un sözünü dinlemediğini, Macron ne kadar ararsa ararsın Putin'in yani kafasına koyduğu yaptığı söyleniyor ama bence bu Macron değil, başka birisi de arasa. Putin'i az çok tanıyoruz. Zaten başka birinin sözüyle hareket edecek bir siyasi seçici kesinlikle değil. Ama şöyle bu evet yani Avrupa Birliği dönem başkanlığını seçim propagandası aracı olarak kullanması da yasak aslında Macron'un. Bu bütün ülkeler için geçerli. O yüzden çok ince bir çizginin üstünde yürüyor. Arabuluculuk yaparsa tabii ki popülaritesi artacak. Ama tek bağlantı bu değil. Şurada kritik bir şey var aslında. Bu savaşın ekonomik etkilerinden de bahsediyoruz. Tabii ki çok büyük acılar ama her ülkeye baktığımızda acaba savaş vatandaşın cüzdanını nasıl etkileyecek konuşuluyor. Bu yalan bir şey değil. Ve Fransa'da benzin fiyatlarının artması, sen de bir tweet atmıştın. 2 euroya çıkmış sanıyorum litresi dizelin değil mi Belçika'da? Evet. Bu gaz fiyatlarının artması ve alım gücünün düşmesi zaten Fransa gibi grev sevdalısı bir ülkede manifestolara neden olmuştu, eylemlere daha doğrusu. Bu yüzden bu da etkileyecek. Çünkü şimdiden biz bu Rusya'da Fransa gazının %20'sini Rusya'dan temin ediyor sonuçta. Yeni yollar arıyor. Macron'un işi bu durumda zor ama seçimlerde gerçekten biliyoruz ki Macron seçilecek. Anketler bunu gösteriyor. %27 ilk turda Macron'un alacağı söyleniyor ve Valérie Pécresse de maalesef bu seçim sağcıların arasında yapılıyor. Solun durumu gerçekten iç acısı. Sosyalist Parti'nin adayı Anne Hidalgo'nun mesela %2 oy alacağı söyleniyor. Peki diğer adaylar, özellikle aşırı sağın durumu ne? Bu son anketlerde neler gösteriyor? Bir de senle daha önce de konuşmuştuk, Zemmour'un durumu ne şu anda? Zemmour'un durumu aslında burada mesela aday olmak için resmi adaylığınızı açıkladıktan sonraki süreçte bile 500 tane seçilmiş kişiden imza almanız gerekiyor. Bunlar belediye başkanları başta olmak üzere. Zemmour bu imzayı son deparda topladı. Hatta bugün kaydı yaparken ki gün 4 Mart'ta imzaların verilmesinin son günüydü. Zemmour yaklaşırken 415'lerdeydi fakat şimdi 700'lere ulaşmış. Hani toplamış yani bu imzayı. O yüzden işi biraz zordu. Marine Le Pen de son anda topladı. Ama oy dağılımları birazcık düşüşte. Zemmour %16'larda ilerliyordu. Şimdi %12-11'lere düştü. Le Pen de aynı şekilde. İkinci tur ya Valérie Pécresse Macron arasında ya da Le Pen ve Macron. Nasıl 2017'de olduğu gibi tıpkı ama herkes söylüyor ki Macron'u seçeceğiz. Birazcık hani kötünün iyisini seçiyoruz burada maalesef. Evet. Peki seçimlerden hadi biraz daha ilerleyelim. Bu süre içerisinde hani Macron'un arabulucu olabilme ihtimalini konuştuk ama Le Pen ve diğer adayların, diğer partilerin, diğer siyasi oluşumların Fransa'daki bu Ukrayna meselesine bakışı ne? Bir de aynı zamanda ben şu tepkiyi de merak ediyorum. Bu Rusya'nın sürekli kullandığı işte neonazi bunlar Ukraynalılardan bahsederken buna bir tepki geldi mi Fransa'dan mesela? Geldi. Aslında şöyle, Türkiye'de de bunu gözlemledim. Sağcılar ve solcuların Rusya'ya olan bakış açıları tabii ki tahmin etmek çok zor değil. Daha farklı. Ve maalesef şu an buradan bir serzeniş gibi olacak müsaadenle ama ya Amerikancı NATO'cu olarak fişleniyorsun ya da Rusçu Moskovçu diye. Halbuki ikisinin aynı anda eleştirilebildiği, ikisinin de doğrusunu yanlışını söyleme görevini hissediyorum ben kendi üzerimde ve sadece NATO'yu ya da sadece Putin'i agresif taraf olarak gösterip bütün bu gerçeklerden uzaklaştığımızda akıl dışı yorumlar görüyorum. Bu yüzden de buradaki siyasette de aynı şey geçerli. Mesela boyun eğmeyen Fransa lideri Jean-Luc Mélenchon, o da %12 oy alacağı düşünülüyor. Yani kendisi için gerçekten iyi bir rakam. Solcuların en yüksek rakam. Bu Jean-Luc Mélenchon mesela şunu söylemişti. NATO agresif, NATO kışkırtıyor Putin'i. Putin yani evet savaşa karşıyım bunu sürekli söylüyor ama NATO'nun kışkırtıcılığını daha böyle odak noktasına koyuyor diyelim. Zemmour da aynı şekilde. Zemmour hatta eskiden keşke Fransız tipinde bir Putin de olsa demişti. Yani Fransa'nın da böyle Putin gibi işte Putin nasıl bir güçlü lider olarak mı görülüyor artık onun gözünde bilmiyorum ama ülkesini savunuyor. Putin ne yapsın? İşte dibine kadar gittiniz gibi gibi söylemlerle bu meşrulaştırmaya çalışılıyor. Ama sağ, merkez sağ ve sosyalistler bunun tamamen bir savaş olduğunu,
durdurulması gerektiğini ve Putin'i suçlayan bir tavır takınıyorlar. Ama Macron mesela Putin için diktatör kelimesini kullanmaktan gerçekten çekiniyor. Marine Le Pen'in Putin skandalı patladı. Bir de belki görmüşsündür. Bir broşür bastırmış 8 sayfa ve 1,5 milyon dağıtmış sanırım. Farklı liderlerle fotoğraf var ama tabii Putin'le el sıkışırken de var. Bu çok kendisi için tatsız bir şey oldu özellikle. Şu anda broşürleri alelacele toplatma peşinde ama herkes göreceğini gördü tabii ki. Peki biraz da istersen bu antisemitizm konusuna da bakalım. Bir bu Avrupa'daki Nazi örgütlenmeleri aslında belirli diyelim clusterlar şeklinde yani kapalı gruplar şeklinde aslında büyüyorlar. Yani Almanya'da yasaklanan bazı gruplar var, örgütler var. Yani artık örgüt mü demem gerekiyor buna yoksa silahlı grup mu demem onu da biraz araştırdığımda işte Kodon 8 var mesela her yere yayılmışlar ve bunlar aslında silahlı ve orduların içerisine sızmış insanlar da var. Bunun mesela ben en son Belçika'nın 300 asker gönderdiği, Romanya'ya gönderdiği askerlerle ilgili böyle çekinceleri olduğunu da görmüştüm ki bu askerler arasında işte bir aşırı sağcı kadın asker olmasının sonra hemen televizyonlar kullanmıştı kendisiyle röportajı. Hemen sonra röportajı silmişler RTBF'de özellikle. Böyle bir çekince var ama bu insanların oraya gitmelerinde de yani bürokratik olarak bir engel çıkaramıyorlar. Ve bununla mücadele ancak anlaşıldığım kadarıyla sosyal alanda yapılabiliyor. Fransa'da da sen şimdi biraz önce başlarken söyledin. Fransa'da da askerlerin içerisinde bu dövmelerle ilgili bir şeylerden bahsediyorsun. Onu da izleyicilere aktaralım istersen. Tabii aslında biraz şundan da başlayabiliriz. Önce sivil halk daha sonra ordu gibi de analiz edebiliriz bunu. Ben 2010 evet. rakamlarına ulaştım ama 2500 ile 3000 kişinin Fransa'da radikal sağcı olarak fişlenmesinden bahsediliyor. Tabii bu sayı ne kadar gerçeği yansıtıyor, daha mı fazla, daha mı az, belki bir suça karışmış insanların sayısı da olabilir, eyleme geçmiş insanların da olabilir. Ve ilginç olan şey bunların en çok Alzas bölgesinde olması. Alzas'ta biliyorsunuz ki Fransa ile Almanya'nın sınırında bir şehir. Acaba Almanya'ya yakınlığından dolayı mı bir güç hissediyorlar ya da orayla olan iletişimleri mi? Bence bu önemli. Île-de-France yani Paris'in de içinde bulunduğu bölge var ve PACA bölgesi de yine güneyde var. France Inter bir haber yapmıştı ve aslında mesela şimdi Fransa'da terör deyince İslami terörden, işte İslam adına yapılan terörden ve cihattan bahsediliyor. Ama bir yandan da gerçekten medyada sağlam bir araştırma yaptığımızda ki bu da bence bir sosyal algının konusu. Çünkü cihat terörüyle ilgili haberler direkt gözümüze çarptığında işte ana sayfada çıkıyor. Radikal sağ araştırmam gerektiğinde gerçekten biraz ince araştırma yapmam gerekti. İnternet sitelerinde arama motoruna bütün kelimeleri yazmam gerekti. Ve her gazetenin değil özellikle de Mediapart'ın ki Mediapart Fransa'da işte bütün bu yolsuzlukları gizli kalsın istenilen şeyleri ortaya çıkartan bir yayın yapıyor. Ve radikal sağın da saldırı yapma potansiyeli artık Fransa'da artıştaymış. Yani bunun üzerine gerçekten televizyonlarda da programlar yapılıyor. 2000 kişi potansiyel şiddete başvurabilecek kişi olarak görülüyormuş. Mesela bunlar Jean-Luc Mélenchon'u suikast yapma projeleri varmış ve bunlar tabii ki önceden öğrenilip engellenen şeyler. Castaner aynı şekilde ve helal gıdaların içine zehir enjekte etmek istemişler mesela. Cami ve sinagoglara saldırı planları da yapılmış. Bunların en büyük takıntıları da aslında sivil savaş ve ırklar arası bir sivil savaş. Yani şuna inanıyorlar. Büyük yer değiştirme teorisi. Grand Remplacement. Bunu Zemur da sürekli söylüyor. Yani Müslümanlar gelecek, demografik dengeyi bozacak, çoğalacaklar ve biz kendi ülkemizde, biz derken onları kastediyorum, biz kendi ülkemizde azınlık duruma düşeceğiz ve biz golist ve katolik yani hatta sadece Hristiyan değil katolik kültürümüzü kaybedeceğiz. Bu şekilde bizi tarih sahnesinden silecekler diye son derece paranoyanın yüksek olduğu ve direkt bir komplo teorisi üzerinden ilerliyorlar aslında. Şimdi burada aslında iki şey var. Böyle aşırı sağ aslında öyle bir yer alıyor ki antisemitizmde tutun da İslamofobiye kadar her şeyi kullanabilecek bir araç haline getiriyor. Şimdi en son mesela işte gördük bu arada Avrupa'da aşırı sağ yükselişinden de belki bahsedersek seyircilere bir grup oluşturma çabasındalar. Avrupa Parlamentosu'nda toplanıyorlar arada bir geçen
yine toplandılar ve Brüksel'de siyaseti değiştirmek istiyoruz diye geldiler. Orada Marine Le Pen henüz bu grup oluşumu için erken mesajı verdi ama bir yandan da aslında tehlikeli bir durum oluşturuyor. Çünkü şimdi mesela Ukrayna Savaşı'ndan bahsederken Macaristan mesela aslında aşırı sağın en yüksek oyları aldığı yerlerden biri ki sınırlarda mültecilerin itildiği görüntüler hala aklımızda. Bu konuyla ilgili de bir sürü açıklamalar var ve bu çalışmalar da var ama bir türlü Avrupa Birliği bu konuda bir ilerleme sağlayamıyor. Gerek kendi içerisinde gerek de ülke bazında aslında. Yani Ukraynalı mültecilerle ilgili de mesela muhabirin dediği gibi onlar bizim gibi açıklaması mesela bu aslında senin şu anda bahsettiğin şeyin bir iz düşümü gibiydi. Yani başka bakıyorlar. Bu büyük yer değişim her türlü aslında onlara rahatsızlık veriyor mu? Böyle görebilir miyiz? Yoksa canım işte hani Katolikler gelsin ama başkası gelmesin gibisinden bir şey mi var? Yani burada bir tensel ırkçılıktan bahsediyoruz yoksa içinde antisemitizmin, İslamofobinin her türlü ayrımcılığın olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bence hem tensel ırkçılık çünkü bu işte sarı saç mavi göz göndermesi evet. yapılıyor hem de dinsel bir ayrımcılık gerçekten bunu artık inkar edemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü aslında Avrupa Birliği'nin 2001'de oyladığı bir yönerge varmış. Ben bu programa çalışırken biraz baktım buna. Buna göre eğer bir ülkede silahlı çatışma, savaş ve insanların hayatı gerçekten tehlikedeyse kitlesel göç olduğunda Avrupa Birliği bu insanları alıp herkes kendi ülkesinin ekonomik ve sosyokültürel yapısına göre bir dağılım içerisinde yapıp yani 27 ülkenin 27'si de kimisi 100 tane, kimisi 1000 tane alacak. Bu kişilere çalışma hakkı, 1 sene ile 3 sene arasında oturum izni verilmesi aslında mümkünmüş. Fakat bunu hiç aktifleştirmemişler. Şimdi insan şunu sormaktan geri kalamıyor maalesef. Afganistan'da, Suriye'de savaş yok mu? Bu insanlar bombalardan kaçmıyor mu? Madem böyle bir yönerge var, neden o insanlara bunu uygulamadınız? Ya da çıktığı yıllarda eski Yugoslavya karıştığında o insanlar oradan kaçarken Bosna'da insanlar Avrupa'nın göbeğinde katledilirken bunu yapılmaması ve şu anda bu Ukraynalılara özellikle de yine Marine Le Pen'in onları kabul etmemiz çok doğal. Onlar zaten bizim gibi ve bizim gibiden kastı da şu onların kadın ve çocuk olması, yaşlı olması ve savaşamayacak durumda olmaları Marine Le Pen için bir avantaj. Diyor ki Suriyeliler sadece erkek ve Suriyelilerin bu maalesef Türkiye'de de görüyoruz. İşte ülkesinden kaçıyor, korkak, savaşmıyor. Savaşmayı reddeden birisine korkak demek en basit tabirle bence yani çok kolay ve o insanın ne yaşadığını bilmeden yapıştırılmış bir etiket. Zemur'da mesela mülteci düşmanı. Ukraynalılar onun çok fikrini değiştirmiş gibi değil. Sadece şunu söylüyor. Polonya'da kalmalarını tercih ederim diyor. Ki işte savaş bitince daha yakın olduğu için dönerler. Sanki artık uçaklar yok mu yani? Herkes karayoluyla mı? İşte eşleri orada kaldığı için onlara yakın olsun. Yani aslında bu yine ırkçılıklarına bir sahne kuruyorlar. Kendilerince bunu söylüyorlar. Keza Yunanistan'dan gelen açıklama sanki Akdeniz hiç mülteci mezarlığına dönüşmemiş gibi şu an herkes işte kollarımızı açtık diyor. Burada aynı şey geçerli. Ya özellikle bu oturum iznini böyle 3 seneye kadar vermiş. 17 bin Ukraynalı varmış mesela. Oturum izinleri 90 günlüğüne hiç sorgusuz sualsiz yenilenecekmiş Fransa'da. 800 tane de yeni göçmen var. Yani bunlar bence kesinlikle hem tensel hem de dinsel ayrımcılık. Ben başka bir yorum getiremiyorum şahsen. Peki. Bir şey daha soracağım. Şimdi buradan şeye bakalım. Şimdi Zemur'dan bahsedin ama Macron bu konuda ne düşünüyor? Yani sonuçta hükümet politikasını belirleyen ve şu anda aslında göçmenlerle ilgili Fransa'nın durumu da, duruşu da belliydi daha önce. Hem Afganistan olsun hem Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili ortak bir Avrupa Birliği prosedürü vardı. Şimdi hem dönem başkanı olduğu için hem de aslında Fransa'da seçim öncesinde diyeceği çok önemli, diyeceği şeyler çok önemli olduğu için bir anlamda Macron bu mültecilerle ilgili ne söylüyor? Yani finansal yardım verilecek Ukrayna'ya ve işte çevre ülkelerine ama gelmesinler mi diyor ya da ne diyor, ne yapıyor? Yani alanda yaptığı şey ne?
Özür diliyorum bu arada bağlantıdaki kopukluk için. Teşekkür ederim. Evet, Macron bu konuda direkt bir söz söylemedi aslında. Sadece bu Avrupa Birliği'nin yönergesini uygulayacaklarını ve başından beri Ukrayna halkının yanında olduğunu her zaman söyledi. Yapacağı şey tabii ki bir komşu ülkelere asker gönderiyor ama bu konuda da temkinli davranıyor. Her seferinde bu savaş Rusya'ya karşı değil, biz sadece NATO üyesi ülkelerde güvenliği sağlamaktan sorumluyuz. Çünkü kendimiz hani NATO ülkesiyiz diyor. Ama Rusya karşı savaşta olmadığını sürekli söylemesi de aslında bazı şeylerin yanlış anlaşılmasından gerçekten korktuğunun bence açık bir göstergesi. Mülteciler konusunda herkes hemfikir, kucak açılacak, son derece bütün haklar verilecek ve sergilenecek. Bunu İçişleri Bakanı da söylüyor, Başbakan da, Macron da. İnsani yardım da yapıyorlar. 33 ton insani yardım göndermişlerdi en son. Hatta burada mesela Ukrayna'ya maddi bağış yaparsanız vergiden de düşürülecek ve birçok işte belediyesinden tutun derneklerine, en küçük belediyede bile akşam saatlerine kadar gidip yardım eşyası bırakabiliyorsunuz ki Ukrayna'ya gönderilsin diye. Ama gelmesinler diye bir dertleri yok yani. Anladım. Peki şuradan devam edelim. Şimdi gelmesinler var ama bu biraz önce de sormuştum. Tam oraya biraz daha açmak istiyorum. Bu Ukrayna'daki neonazilere karşı savaşıyoruz diye açıklamasına Putin'in bir Avrupa Birliği Başkanı olarak verilen cevap neydi ve yeterli miydi sence? Bir de bu konuda yani, mesela özellikle Yahudi örgütlerden bir tepki geldi mi Avrupa'da? Onu da aktaralım. Tabii Yahudi örgütlerden, sondan başlayayım müsaadenle, Yahudi örgütlerden tepki gelmesinin dışında çok iyi bir derecede, organize bir şekilde de dayanışma yapıldı. İlk başından beri, yani bu kriz tamamen savaşa dönüşmeden de, gerek İsrail'den gerekse diasporadaki başka Yahudi cemaatlerinden, oradaki Yahudilerin yavaş yavaş ülkeden getirilmesinden tutun, yardımlaşma ve geldikten sonra psikolojik ve maddi destek konusu da tabii ki var. Bu bir dayanışma ama şu da var ki bunun Putin'in uydurduğu bir şey olduğunu en kaba tabirle, yani neonazilerle mücadele ediyormuş gibi gösterip kendi işgalci düşüncelerinin sorgulanmaya kapatması olarak görülüyor. Çünkü aslında bunu söylediğinde çok sorgulamayan bir insan buna tabii ki inanabilir. Ama bu demek değil ki gerçekten Ukrayna'da neonazi hareketi yok. Bunu da söylersek yine bence gerçekleri çarptırmış oluruz. Ama Putin'in bunun üstüne basıp, ki bahsettiğimiz kişi Putin, yani Rusya'nın da muhaliflere nasıl davrandığı zaten ortada. Geçen Twitter'da da paylaşmıştım. Bir gazeteci var, Putin yönetiminde öldürülüyor ve Putin başa geçtiğinden beri 21 muhalif gazeteci öldürülmüş. Şimdi bu durumda Putin mi gerçekten neonazilerle mücadele ediyor? Putin mi gerçekten işte saygı ve emperyalizm düşmanı? Çünkü Putin'in de bu işgali yapması onun da bir emperyalist ideolojiye ait olduğunu gösteriyor. Bence burada ne taraftan geldiğini değil, olaya odaklanıp karşı olmak gerekiyor. Gerçekten tek tarafı tutulacak şey bence şu anda Ukrayna halkının yaşadığı dram yani. Hepimiz buna odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Ama tabii ki mesela bu ordu konusundan bahsedeceğiz biraz sonra ama bir makalede şunu okudum. Cihatçılar Suriye'ye gitti. Neonaziler de Ukrayna'ya gitti, bu Donbas bölgesine. 2008'de işte 2014'te pardon Kırım'da çıkan krizden sonra bu neonazi ideolojisindeki militer güçler gerçekten oraya gitmişler, yani bu da bir gerçeklik. Bunu istersen ordunun içerisine sızmaları istersen şimdi konuşalım. Bence zamanı da ilerleyişimizin içerisinde. Fransa'da ordu içerisinde de var. Burada da dediğim gibi var. Anladığım kadarıyla bu bir gerçeklik ama bununla ilgili de bir karşı çalışma yapılmış mı o dönemde ya da bugüne kadar? Bu konuda neler aktarabilirsin bize? Yani şöyle, mesela Mediapart yine bunu ortaya çıkartmış. 2020'nin Temmuz ayında ilk kez bu konuyu ele almış ve şunun üzerine çalışmışlar. Bu gizli belgeler üzerine değil, çünkü artık Instagram var ve hesabınız açıksa her şeyiniz görünüyor. Bu askerlerin sosyal medya hesapları incelenmiş. Paylaştıkları fotoğraflar. İşte Nazi selamı verirken bir tanesi mesela Hitler'in bu Eyfel'in önündeki fotoğrafının aynısını yapıp bir de kolaj yapıp Hitler'i koymuş. İşte dövmelerden tutun, burada beyaz yazıyor. Kendi içlerinde kodları var. Senin dediğin gibi kod 18, işte bu Adolf Hitler'in işte alfabenin 1. ve 8. harfi, 88 var, işte Heil Hitler'in sembolizi edilişi ya da işte kemerlerindeki yazıları, böyle dövmeler falan, bunlar var ve en çok aslında benim ilgimi çeken vücutlarında bunu taşımaktan gocunmuyor olmaları. Yani
bunu saklayamazlar da. Sonuçta o fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra ne diyebilir? Photoshop mu diyecek, başka bir şey mi diyecek? Ve vücudunda olan bir şey. Demek ki bu kadar angajeler diye düşündüm. Yani vücuduna yaptıracak kadar kan ve onur yazan şeyler. Bunlar hep işte Hitler gençliğine referans veren kıyafetlerle fotoğrafları var. Ama bakanlıktan şöyle bir açıklama geliyor. 140 bin tane askerin biz tek tek sosyal medya hesaplarına bakamayız diyor. Ki bence burada bakanlık bunu küçük, yani minimize ederek gördüğünü düşünüyorum. Eğer ki bu orada da işte radikal İslam'la mücadele olsa eminim ki çok daha ciddi anketler, çok daha ciddi soruşturmalar yapılırdı. Ama mevzu bu neonazi hareketi ya da işte Müslüman düşmanı. Çünkü burada neonaziden kasıt sadece Yahudilere karşı bir düşmanlık değil. Aynı zamanda İslamiyet ve Müslümanlar da bu konunun odağında. Bu işte white pride, yani sürekli bir beyaz ırk güzellemesi. Mediapart ordudan bu konuda detaylı rakam istemiş ama ordu bunu vermemiş. Almanya bu konuda daha iyi. Çünkü Almanya kendisi bu konuda bir rapor hazırlamış. Mesela 2019 senesinde. Fransa kendini bu, nasıl diyebilirim, biraz daha böyle çekingen ya da utangaç davranıyor diyebilirim ve tekrar başka bir konuda da yine 50 tane yeni askerin neonazi ideolojisinde olduğu da ortaya çıkartıldı. Ordu işte bu sayı bu kadar değil, biz gereken ağır cezaları verdik diyor ama cezaların detayıyla ilgili de herhangi bir bilgi paylaşmıyor maalesef. Evet, bir taraftan da bu aslında biraz küçümseniyor sanki. Bu olay çok daha büyük bir organizasyona kadar varabilir. Daha önce mesela nasıl ki Suriye'de IŞİD'le savaşmaya gidenlerin sonra ülkelerine geri dönüşüyle ilgili birçok sorun olduysa yine aynı şeyler oluyor. Şimdi Ukrayna'ya gidenler, senin de bahsettiğin gibi oraya 2008'de gidenlerin geri dönüşleri ve bu geldikleri ülkelerde tekrar aslında bunu organize bir şekilde devam ettirdikleri. Yani vücudunda bunu taşımaya çekinmeyen, utanmayan biri zaten çevresine de bunu yayıyordur ve aslında birçok böyle hücreler sanki Avrupa'nın birçok yerinde kendini sessizliğe almış, aslında yüzleşmemiş sanki gibi duruyor geçmişiyle, değil mi Avrupa? Doğru, aslında bir de şunu söylüyorlar, bunlar izole vakalar yani, çünkü bunların aleni bir şekilde toplanmaları takdir edeceğiniz gibi mümkün değil yani. Zaten özellikle Fransa ve Almanya'nın Holokost'taki geçmişine baktığımızda böyle bir şeyin açık açık yapılmasına asla müsaade edilecek gibi bir şey değil ki. Fransa aslında kendi sorumluluğunu da çok da geç kabul etti, Holokost'taki sorumluluğunu Jacques Chirac'la birlikte. Ki mesela Zemmour bir Yahudi olmasına rağmen bunu da eleştiriyor. Bu çok ilginç bir şey yani, Zemmour'un bu kendinden olana yaptığı haksızlık ve göz yumma diyelim, sadece işte vatan ve millete zarar gelmesin diye bu kadar tarihi bir gerçeği çarptırmak. Bence ilginç olan da şu, bu neonazi fikirleri, ideolojileri ve aslında nefret suçu diyelim, yani gerçekten işin adını koymak gerekiyor. 2015'teki yapılan, İslam adına yapılan terör saldırılarından sonra artmış. Özellikle de Charlie Hebdo saldırısından sonra. Bu insanlarda bir reaksiyon oluşturmuş. Aynı şekilde bu 14 Temmuz'da Nice'de yapılan terör saldırısından sonra da bunlar yapıldı ve siyasi sahnede de çok da yokmuş gibi görünüyor ama Zemmour'un destekçilerinin arasında bunların olduğunu biliyoruz ki keza Wilpent'teki mitinginde ırkçılığa karşı tişörtler açanlar Zemmour'un taraftarları tarafından gerçekten dövüldü, ağızlarından burnlarından kan gelecek seviyede. Ki Zemmour'un partisinin adı da Reconquête, bu da yine bir Yahudi için çok absürt. Yani İspanya'nın yeniden fethedilmesini ve yani İber Yarımadası'ndan Yahudilerin gönderilmesine referans veren bir ismi Yahudi birinin kendi partisine koyması ve ben antisemit değilim, Müslüman düşmanı değilim demesi de, ne diyeyim yani, yorumu size bırakıyorum. Evet. Çok çok doğru. Pınar, eklemek istediğim bir şey varsa ekleyelim istersen. Çünkü sona doğru yaklaştık. Ben de kısa birkaç haber de söylemek istiyorum ama senden bir ek alayım. Yapılması gerekenlerle ilgili ne yapılabilirdi daha diye bu konuda öyle tamamlayalım. Yani aslında ordu Almanya'daki gibi kendisi bir rapor hazırlayıp bu gerçekle yüzleşmeliydi. Bu mesela poliste yapıldı, biliyoruz. Bu çok konuşuldu. İşte poliste antisemitizmden bahsedildi. İkincisi, yani tabii mesela Fransa bu Holokost
holokosttan kaynaklı holokost bilinci tekrar olmasın, bu Never Again projelerini yapıp okulda eğitim veriyor. Ama yine baktığımızda 2022'de antisemitizm raporuna, okul Yahudi çocukların en birinci ve öncelikle fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kaldığı yer. Demek ki her şey bu derslerin içerikleriyle olmuyor ve bunu söyleyebilirim. İkincisi de gerçekten Fransa'nın şu an içinde bulunduğu durum bence sinyal veriyor. Bu Zemmour'un, Le Pen'in, yani kim insanlar gülüyor zaten seçilmeyecek diyor ama bu kadar imzayı alabilip bu kadar seçimlerde ilerlemesi, kendini bu şekilde göstermesi bir şeylerin yanlış gittiğini bize gösteriyor. Sen Macaristan'a örnek vermiştin. Mesela orası da önemli çünkü Le Pen de Macaristan'a gitmişti biliyorsunuz ki. Bu Putin de zaten, yani Avrupa'daki bütün radikal sağ koştuğu birisi ama tabii bu Ukrayna Savaşı çıkınca, Ukrayna'nın işgali diyelim, bu devam etti maalesef ve gerçekten insanın bu tarihten ders alınmadığını görmesi ve bu kadar aleni nefret suçu, ki Fransa'da nefret suçları yasası olmasına rağmen hala devam ediyor olması, belki başka programda daha detaylı konuşuruz. Ama yani ben bunları söylemek istedim ve son bir şey daha eklemek istiyorum aslında. Bu cihatçılar ve neonazilerin ortak noktası da bir feminizm düşmanlığı. Homofobi, çok ciddi homofobi düşmanlığı var. Bu eşcinsel evlilik Fransa'da legal ama ilk yasallaştırıldığında sokaklar insan kaynıyordu. Nasıl böyle bir şeye müsaade edebilirsiniz? Ya da eşcinsellerin evlat edinmesine izin çıkınca da bunu gördük. Kimisi Yahudi'ye karşı yapıyor bunu, kimisi de Müslümanlara karşı yapıyor ama işte nefret her yerden geliyor maalesef. Kesinlikle. Çok teşekkürler Pınar. Bir kez daha programa katıldın, bizi aydınlattın bu konularda. Çok önemli görüyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, Pınar'ın Medyascope'daki programını da takip edin diyorum. İzleyicilere böyle bir köprü atmış olalım sana. Umarım tekrar beni konuk alırsın. Seninle konuşmak çok büyük keyif benim için de. Benim için de. Çok teşekkür ederim. Pınar Kılavuz ile birlikte bu haftada antisemitizmi, Avrupa'daki neonazi grupları, örgütlenmeleri konuşmuş olduk. Bununla birlikte aslında birçok konuşulacak şey vardı. Ukrayna Savaşı ile birlikte biliyorsunuz ırkçılık Avrupa'da ve dünyada aslında farklı farklı boyutlarda görülmeye de başladı. Bir konuyu da dile getirmek istiyorum aslında. Biliyorsunuz sosyal medyadan beni takip edenler görmüşlerdir. Artı TV'nin hesabı Ermeni soykırımının anma haberini 105. yılında yaptığı için YouTube hesabı belirli bir süre yayın yasağı aldı, bir hafta kadar. O yüzden geçen haftaki programı da zamanında YouTube üzerinden takip edenler izleyemediler. Benim, Gamurcu ve diğerlerini tabii ki Artı TV hesabından yüklenen tüm programları. Bu aslında günümüzde şu anda Ukrayna Savaşı ile birlikte ortaya saçılanları ve olanları da gözler önüne seriyor. Biraz önce Pınar'la konuşurken de bahsettik. İşte marketlerden Rus vodkasını yasaklamak ya da satmamak ya da Rus bestecilerin eserlerini çalmama girişimleri İtalya'da ya da Dostoyevski'yi okutmayacak kadar, edebiyat bölümlerinde okutmayacağını söylemeye varacak kadar tepkiler farklı boyutlarda geliyor. Tabii bu aslında birçok şeyi karman çorman ediyor ve ırkçılığı, milliyetçiliği, ayrımcılığı, nefreti körükler hale getiriyor. Programın başında da dedik ya, Putin Rusya değildir. Liderler, Türkiye'li gibi ve diğer ülkelerde tabii ki liderler ülkeleri temsil ederler ama halkın tamamı onlara katılıyor demek değildir. Rusya'daki eylemlerde bunun en önemli göstergelerinden biri. Şimdi niye bunu bağladım diyeceksiniz. Çünkü YouTube hesabının, Arta TV'nin askıya alınması aslında şirketlerin ifade özgürlüğümüze getirdiği yeni sınırları gösteriyor. Yani Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları nasıl bugün Rusya'daki haber kaynaklarını kısıtlıyorlarsa, Avrupa'da onların görünmelerini engelliyorlarsa, geolokalizasyonlarını, geoblocking dedikleri, yani coğrafi olarak blokaja alıyorlarsa, işte sosyal medya gibi YouTube'un da yaptığı bu. Düşünün bir kere, 105. yıl anması 1915-105, yani 2020, biz 2022'deyiz. 2020 yılında yapılan bir haber için getirilen kısıtlama 2 sene sonra
gerçeğe dökülüyor, hayata geliyor ve bugün karşımıza bir engel olarak geliyor. Hele ki böyle kritik dönemlerde farklı kaynakların, alternatif kaynakların izlenilmesinin önemli olduğu dönemlerde bu gibi şirketlerin, uluslararası şirketlerin bazı hesaplara kısıtlama getirmeleri ya da hangi hesaplara kısıtlama getirileceğine kimin karar veriyor olması büyük bir tartışma konusu. Bu arada tabii ki sosyal medya şirketlerinin geçtiğimiz yıl Türkiye'de ofis açma gerekliliği, hatta RTÜK'e bağlanmaya çalışması ve bununla ilgili yapılan çalışmalarda aslında ülke bazında ifade özgürlüğünün farklı farklı ülkelerde nasıl kullanılacağı anlamına geliyor ve nasıl yönlendirileceğini de gösteriyor. Biliyorsunuzdur belki Avrupa'da yaşayan izleyicilerimiz, Avrupa'da eğer sosyal medyada yazdığınız bir şey şikayet edilirse mesela mesaj gelir size. Şikayet edildi, bu konuyla ilgili sizin hakkınızda şikayet olduğunu gerekli mercilere bildirdik diye mesaj gelir. Almanya'da da, Belçika'da da böyle, bilmiyorum Fransa'da nasıl. Ama bu mesajın ardından verilen karar sanki bir yargı mekanizması işletiliyormuş gibi verilen karar da size bildirilir. Mesela sosyal medya hesabına ya da YouTube'dan bizlerin izlenilmesini engellemeye çalışmak ya da bundan 5 sene önce suç olmayacak bir şeyi 2 sene sonra suçmuş gibi göstermek ve bunu topluluk kuralları denen tırnak içerisinde bir kurala göre kısıtlamak aslında bir anlamda ayıp ve şirketler açısından da bu bir başka bir kısıtlama. Yani ifade özgürlüğü tanımını kendiniz getiriyorsunuz. YouTube'a göre ifade özgürlüğü olabilir, başkasına göre olmayabilir. Bu da büyük bir tartışmanın başlangıcı demek olur aslında. Bunu da buradan tekrar belirtmiş olayım ve kınamamı da şöyle bir dislike butonuna basmış olayım. Bu konuda sosyal medya şirketlerinin yaydığı propaganda niteliğindeki haberlere dikkat edin diye seyircileri uyarayım. Her haberi, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi ikinci bir kaynaktan doğrulayın derim. Güveniniz sağlam olsun. Artı TV izlemeye devam edin. Gerçeği izlemeye devam edin diyeyim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Size istiyorum.